Hayır anne, olmaz, olmaz. Ben Reyhan'la da ona benzeyen diğer salakla da evlenmeyi düşünmüyorum. Hayır. Anne olmaz dedim ya. Allah Allah. Evlilikte keramet vardır lafı salaklar evlenince akıllanırlar anlamında söylenmemiştir. Tabii. Tamam hadi iyi günler anne, iyi günler. Görüşürüz. Öf, tamam tamam hadi. Hadi canım gel, kahvaltın hazır. Oh be, bu işi de hallettik sonunda. Ay güzel karım benim, bana neler hazırlamış, neler neler. Gel şuradan. Kurt gibi açma. Evet şunu şöyle atalım. Dur hayatım. Ne oldu canım? Sen yorulma hayatım, ben hallederim. Böyle yetenekleri olan birini bulsalar evlenmeyi düşünürdüm. Ama bulamazlar, mümkün değil. Tabii ki mümkün değil. Benim gibi yetenekleri olan birini asla bulamazlar kocacığım. Şu kestaneyi bir güzel kebap yapar yerim ya. Dur bir tane de mendivar için alayım. Mendivar. Eyvah. Masara hala kız bulamadım. Amca Allah ne muradın varsa versin bey amca. Allah sevdiklerine kavuştursun. Hadi orada patron yok, patron yok, Allah versin. Amca ne olur bey amca. Kocam öleli 2 sene oluyor. Çoluk çocuk ortada kaldım. 5 tane çocuk ne yer ne içer hiç düşünür müsün? Bana ne canım, niye ben düşüneyim? Yapmasaydın o kadar çocuk. Ne yapalım, oldu bir kere. Ev rahmetli kocamla tek eğlencemiz buydu. Hem senin gibi her önüme gelene para vermeye kalksam ayda kaç para tutar biliyor musun? Amca ne olur be, bir yardım be. Allah tuttuğunu altın etsin be. Bir dakika bir dakika. Demin sen evliyim mi demiştin? Yok be amca, kocam öleli 2 sene oluyor dedim. Ben de bir başıma tabilerime bakıyorum işte. Tamam, oldu bu iş. Adın ne senin? Şehriye. Bak Şehriye, şöyle sıcak güzel bir yuvan olsun istemez misin? Ne? Bakın Harika Hanım, bu reklam filmini size vereceğim. Ama sizden bazı fedakarlıklar isteyeceğim. Meşhur olmak için bazı şeylere katlanmak gerek. Tamam, hazırım ben. Sanatım için her şeyi yaparım. Ben sanat için yaşıyorum. Hayır hayır, yanlış anladınız. O tür fedakarlıktan değil, ben evlenmekten bahsediyorum. Tamam, benim için fark etmez. Ama meşhur olacağım değil mi? Sana söz veriyorum. Evlen, bir ay içinde seni Ebru Şallı'dan bile meşhur edeceğim. Tamam o zaman, no problem. Zaten bu reklam filminde oynadıktan sonra %100 meşhur olursun. Okey, anlaştık. Tamam, şimdi gidebilirsin. Ben seni arayacağım. Bye bye. Şimdi de nasıl hallederim? Selçuk, oğlum sen misin? Bana acele masarı gönder. İşler tam istediğim gibi gidiyor. Şimdi senin ne masarın, yani müstakbel kocanın evine gideceğiz. Tamam mı? Tamam amca. Önce seni bir elden geçirmemiz, yani bakımını yaptırmamız lazım. Güzel bir makyajdan sonra Gülten Kızılkaya'dan bile daha alımlı olursun. Olurum bey amca. Sen şu saçlarını bir açsana bakayım. Açayım amca. Ay, saçların berbat görünüyor. İyi bir kuaförün elinden geçirmek lazım. Allah razı olsun amca. Benim tıraş olduğum bir Mersinli erkek berberi var. Seni oraya götüreceğim. Makyaj da yaptırırız sana. Hem hesaplı hem uygun. Polo gibi. Niye fazla para verelim değil mi ama? Ay. Sen bilirsin Gazanfer amca. Tamam, işi bitireceğiz inşallah. Neyse, sen şu hesabı ödeyiver de kalkalım artık. Tamam, ödeyeyim Gazanfer amca. Aa, bu paralar ne ya? Unuttun mu bey amca, ben dilenciyim. Hadi yardım et de şu paraları sayıp hesabı ödeyelim. Oğlum başkası oynayacağına sen oyna. Hem senin için büyük şans bu. İyi ama Önder Bey, ben oyunculuktan anlamam ki. Hem Berna Leçeli üstümüzde salmayalım ya. Canım boş ver şimdi bunları. Hem para kazanırsın hem de reklam filmini sen yazdığın için başarılı olursun. Üreten sensen, tüketen de sen olacaksın evladım. Hem kim bilir, belki Kristal Armut ödülünü bile sen kazanırsın. Vallahi ne diyeyim Önder Bey? Bu iş tamam. Hadi bakalım hayırlı olsun. Sağ ol Önder Bey. Ben de bir zamanlar Dolmabahçe'den Amerikan gemilerine taş atmayı beceremiyordum. Attığım taşlar 5-10 metre öteye gidiyordu, o kadar. Ama sonra sektirerek atmasını bir öğrendim. Ta Hebel açıklarından giden gemiyi bile taşla vuruyordum. Üç üçer. Ya. Hadi bakalım. Hadi hemen işinin başı. Peki hocam. Hadi. Peki. İşte var. Peki hanımefendiciğim, haber verin. Alo.
Ketebaşı yine neyin peşinde acaba? Ya demek öyle ha. Bu sefer kesin diyorsunuz yani. Neymiş bu kesin olan, merak ettim doğrusu. En sonunda Masar'ı evlenmeye ikna ettim Menkübe Hanımefendiciğim. Yaşayın Önder Beyciğim. Bak sen. Gerçi bu işi biraz katakulliye getireceğiz ama ne yapalım Menkübe Hanımefendiciğim. Aşkta ve savaşta her yol mübahtır biliyorsunuz. Tabii tabii. Çok haklısınız Önder Beyciğim. Annenizin adı, babanızın adı, teyzenizin adı, amcanızın adı, kuzenlerinizin adı, ayçiçek yağınızın adı. Güzel. Afif ayçiçek yağı. O halde ben de kızımı verdim gitti. Reklamın sonunda ayçiçek yağı usulca uçarak gider. Nasıl reklam kanka? Reklam iyi de bu reklamda neden senin oynaman icap etti onu anlayamadım. Vallahi ne bileyim, ben de pek anlayamadım kanka. Önder Bey o kadar ısrar etti ki. Anlatamam. Ruhsar, ruhum benim, hoş geldin. Hoş mu geldim, şimdi anlayacağız. Sen kiminle evlenmeyi kabul etmişsin, söyler misin bakayım? Ne, ben mi evlenmeyi kabul etmişim? Yok, inanma, yalan, yalan. Bunlar magazin basından uydurmaları. Ne diyorum ben ya? Beni de şaşırttın be Ruhsar. Tuvalette konuşalım. Beni yine deli zannetmeye başlayacaklar, hadi. İyi, ben gidiyorum, hemen gel. Tamam, tamam, tamam. Ne var, ne bakıyorsunuz? Kendi kendine konuşan birini görmediniz mi hiç? Belki ben kendi kendime bayramlarda tebrik kartı bile atıyorumdur. Kim bilir ben kendi kendime daha neler yapıyorumdur da şimdi bilmiyorumdur. Söyleyemiyorum. Burada iyice sapıttı. Allah akıl fikir versin, ne diyeyim. Ruhsar'cığım, ruhum benim. Bunu ben istemedim. Önder Bey istedi. Bak Masar, benimle mafya kasetlerindeki gibi abuk sabuk anlamsız konuşma. Yoksa seni köpek çişi için kum yaparım. Şimdi söyle bakalım, neyi Önder Bey istedi? Ben damat oynayacağım. Yani reklamı ben yazdım ya, benim oynamam daha iyi olurmuş. Öyle söylesene. Sen benim bir şey söylememe izin vermedin ki, söyleyeyim. Bir ışımla geldim buraya, kizir olursa. Ama yine de şüpheli bir durum. Çünkü daha dün Önder Bey seni gerçekten evlendirmeye çalışıyordu. O dündü, geçti gitti. Boş ver, boş ver, boş ver bunları. Canım, ruhum benim. Hem biraz oyunculuktan da para kazanmış olurum. Yani seninle Ölü Deniz'e ya da Ölü Dağ'a tatile gideriz ya. Seninle her yere giderim aşkım. Yeter ki sen benim kocam olarak kal. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık.